Sesli kitap. Denemeler. Yazan Montaigne. İnsan aklı. Belki öteki varlıklarda görüldüğü gibi insanlar içinde doğal yasalar vardır ama bizde kaybolup gitmiştir. Çünkü şu mübarek insan aklı her yere karışıp düzen vermeye, komuta etmeye kalkmış, dünyanın yüzünü kendi büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış, karmakarışık etmiş. Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır. Bizim dediğimiz yapma bir şeydir. İnsan her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler. Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur. Aynı şeyin bir ulus bir yüzüne, bir ulus başka bir yüzüne bakar ve o yüzünde durur. Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey düşünülemez. Ama eskiden bazı kavimlerde bu adet varmış. Hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış. İsterlermiş ki ölü böylelikle en uygun, en onurlu bir mezara gömülsün. Vücutları ve anıları içlerine, ta iliklerine yerleşsin. Babaları sindirme ve özümleme yoluyla kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir boş inancı iliklerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için anasını babasını topraklarda çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir. Lycurgos hırsızlığa bir taraftan bakmış, komşusunun malını habersizce aşıran bir adamın gösterdiği çevikliğe, çabukluğa, cüret ve ustalığa değer vermiş. Herkesin kendi malını daha iyi korumaya çalışması da ulus için hayırlı olur diye düşünmüş. Hem saldırmayı hem korumayı öğreten bu iki taraflı eğitimi askerlik bakımından yararlı görmüş. Ulusuna vermek istediği başlıca bilgi ve değer de askerlik olduğu için başkasının malını çalmaktan doğacak olan karışıklıkları, haksızlıkları hesaba katmamış. Kral Dionysios Platon'a İran işi uzun, damalı ve kokulu bir elbise hediye etmiş. Platon, "Ben erkeğim, kadın elbisesi giymek istemem." diyerek almamış. Ama Aristippos almış ve demiş ki, "İnsan ne giyerse giysin, erkekse yine de erkektir." Yine Dionysios Aristippos'un yüzüne tükürmüş. Aristippos aldırmamış. Dostları bu küçüklüğün yüzüne vurduğu zaman onlara, "Ne olur?" demiş. Balıkçılar da ufacık bir balık tutmak için tepeden tırnağa deniz suyu ile ıslanmaya pekala katlanıyorlar. Diyojenes lahanalarını yıkarken yanında geçen Aristippos'a lahana ile yaşamasını bilseydin bir zalime dal kavukluk etmezdin demiş. O da ona insanlar arasında yaşamayı bilseydin böyle lahana yıkamazdın diye cevap vermiş. Bakın akıl ayrı ayrı görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor. İki kulplu bir çömlek ister sağından tut ister solundan. Bana mesken olan toprak, sende savaş belirtileri var. Savaşa hazırlanıyor bu sürüler, bu atlar. Ama biz bunların sabana koşulduğunu da gördük. Aynı boyundurukta yürüdüklerini de. Barış umudumuz yok olmuş değil yine. Solon'a oğlunun ölümünde güçsüz ve yararsız gözyaşları dökmenin doğru olmadığını söylemişler. Güçsüz ve yararsız oldukları için dökülmeleri daha iyi ya demiş. Sokrates'in karısı, "Ah, bu insafsız yargıçlar, seni haksız yere öldürüyorlar." diye ağlayıp sızlanırken Sokrates, "Ya haklı olarak öldürselerdi daha mı iyi olurdu?" demiş. "Ya haklı olarak öldürselerdi daha mı iyi olurdu?" demiş. Biz kulaklarımızı süs için deleriz, Yunanlılarda ise bu kölelik belirtisiydi. Biz karılarımızla gizli gizli sevişiriz, Amerika yerlileri ise bu işi ulu orta yaparlarmış. İskitler yabancıları tapınaklarında kesip kurban ederlermiş, başka kavimlerde ise tapınağa girene dokunulmazmış. Böyle azgınlıkları var halkın. Her ülke nefret eder komşusunun tanrılarından ve inanır gerçekliğine yalnız kendi tanrılarının. Cinsel yanımız. Tanrılar der Platon, bize buyruk dinlemez ve zorba bir organ vermişler. Azgın bir hayvan gibidir bu organ.
Amansız iştahıyla her şeyi kendine kul etmeye kalkışır. Kadınlarda da öyle obur, doymak bilmez bir hayvandır o. Zamanında yiyeceği verilmezse deliye döner. Beklemek bilmez. Bedenlerini kudurtur. Damarlarını tıkar. Soluklarını keser. Türlü dertlere yol açar. Ta ki ortak arzunun meyvesini içlerine çeksinler. Rahimlerinin dibi bol bol sulanmış, tohumlanmış olsun. Yasa koyucularımız bunu böylece bilip ona göre gereğini düşünmelidirler. Cinsel gerçeğin erkenden öğretilmesi daha iffetli ve daha verimli olmasını sağlar. Yoksa herkes onu hayal gücünün keyfine ve ateşine göre bulmaya kalkar. Kimi kadınlar arzu ve umut peşinde gerçeğin yerine ondan kat kat daha acayip olmayacak şeyler koyarlar. Platon bunları düşünmemiş midir? Kadın erkek, yaşlı genç, herkesin jimnastik yaparken birbirini çıplak görmesini isterken. Erkekleri hep çıplak gören kızılderili kadınlar hiç olmazsa göz duyularını soğutmuş oluyorlar. Büyük Peru krallığında kadınlar bellerinden aşağısını önü yırtmaçlı bir kumaş sararlar. Öyle dardır ki bu etek, ne kadar edepli olmak isteseler de her adım atışlarında edep yerleri gözükür. Gerçi kadınların bunu erkekleri kendilerine çekmek için yaptıklarını, çünkü o ülkede erkeklerin kendi cinslerine düşkün olduğunu söylerler. Ama şu da denilebilir ki bunu yapmakla kaybettikleri kazandıklarından fazladır. Çünkü tam bir açlık hiç değilse gözle doyurulan bir açlıktan daha zorludur. Livia'da der ki namuslu bir kadın için çıplak bir erkek bir resimden fazla bir şey değildir. Lakedemonyalı kadınlar ki evliyken bizim kızlarımızdan daha bakireydiler. Her gün şehirlerinin delikanlılarını çıplak güreşir, yarışırken görüyorlardı. Kendileri de yürürken bacaklarını kapamaya pek önem vermiyorlardı. Çünkü Platon'un dediği gibi namusları uzun eteksiz yeterince örtüyordu onları. Ama Augustinus'un sözünü ettiği bir takım adamlar çıplaklığı öyle akıl dışı bir baştan çıkarma gücü olarak görmüşlerdi ki, kadınların mahşer günü kendi cinsellikleriyle mi yoksa o kutsal ülkede bizi baştan çıkarmamak için erkek olarak mı dirileceklerinden kuşkuya düşmüşler. Kadınları türlü yollardan aldatıp azdırıyoruz kısacası. Durmadan hayallerini coşturuyor, dürtüklüyoruz. Sonra da dişiliklerine lanet okuyoruz. Doğrusunu söyleyelim. Biz erkeklerin hemen hepsi kendi günahlarından çok karısının günahlarından gelecek ayıptan korkar. Kendi vicdanından çok karısının vicdanı üstüne titrer. Aman ne fedakarlık. Tek karısı ondan daha iffetli kalsın da hırsız olmaya, yemin bozmaya, karısının adam öldürmesine, aforoz edilmesine razıdır herkes. Kötülükleri ne haksızca değerlendirmek bu. Kadınlar da, biz de cinsel taşkınlıktan daha zararlı, daha insanlık dışı binbir ahlaksızlığa düşebiliriz. Ama kötülükleri doğaya göre değil, kendi çıkarımıza göre ölçüyoruz. Bu yüzden de tutarsız türlü biçimler alıyor kötülükler. Ahlak kurallarımızın sertliği, kadınların cinsel düşkünlüğünü doğal niteliğini aşan daha azgın, daha sapık bir hale getiriyor. Ve böylece düşkünlüğün sonuçları nedenlerinden daha kötü oluyor. Bilmem, Sezar'ın, İskender'in kazandıkları savaşlar mı daha çetin olmuştur? Genç ve güzel bir kadının, bizim gibi beslenen, gün ışığına, dünyaya açılan, bunca ters örnekler gördükçe gören, durmadan azgın saldırılara uğrayan bir kadının iffetini savunmasından. Hiçbir kuşatma bu dayatmadan daha netameli, daha çetin olamaz. Ömür boyunca zırh taşımak bir bakirelik perdesini taşımaktan daha kolaydır. Ve bakireliğini Tanrı'ya adamak fedakarlıkların en zor olduğu için en yücesi sayılır. Şeytanın gücü beldedir der ermiş Hieronymus. İnsanın durumu. Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim de yok zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle. Açken başka adamım sanki. Yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, havada güzelse kötü kişi değilim.
Ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum. Aynı atın yürüyüşü bir rahat gelir bana, bir rahatsız. Aynı yolu bir uzun bulurum, bir kısa. Aynı biçim bir hoşuma gider, bir zıttıma. Bir gün her işe yatkınım, bir başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü duygu, kara kara düşünceler, derken bir öfke, ağlamaklı bir haldeyken birdenbire taşkın bir sevinç. Kitapları karıştırırken bakarım, dün içinde türlü türlü güzellikler bulduğum, oldukça coştuğum bir yer bugün bir şey demez olmuş bana. Eviririm, çeviririm, orasını burasını okurum, nafile. O sayfalar boşalmış, yabancılaşmıştır artık benim için. Kendi yazılarımda bile her zaman ilk duyduğum, düşündüğüm şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba derim. Değiştiririm çok kez ve yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan değersiz bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider, bir gelirim. Düşüncem her zaman ileri götürmüyor beni. Bir o yana, bir bu yana yalpalıyor, gelişi güzel. Hafif bir tekne gibi azgın fırtınanın denizde bastırdığı. Çok kez başıma gelmiştir. Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam tersini savunayım derken kafam o tarafa öylesine kendini vermiş, bağlanmıştır ki kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp bırakmışımdır. Eğildiğim yerde sürükleniveriyorum. Ağırlığım beni ondan yana düşürüyormuş gibi. Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir aşağı yukarı. Kürsüde konuşanlar bilir, konuşurken duydukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser, ne candan ne taşkınca savunuruz. Bir avukata davanızı anlatın yalnızca. Size ikircikli, kararsız laflar eder, bakarsanız bu adam sizin hakkınızı da savunabilir, karşı tarafın da. Ama bol para verin, davanıza bir tutulsun, sizi kazandırmak istesin. Bakın o zaman nasıl aklı da, bilgisi de sizden yana olur. Hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun şimşeği akmış, yepyeni bir ışıkla aydınlanmış, davanıza gerçekten inanmış, bağlanmıştır. Öyleleri vardır ki, dostları arasında serbestçe düşünürken, kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna, mahkemede, yargıcın sertliğini içerleyerek inada kapılarak ya da şöhretlerini yitirmek korkusuyla ateş, alev kesilirler. Özgürlük üstüne. Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak istemem. Orada pineklemektense, alır başımı, havası, toprağı bana açık bir yere giderim. Hey Allah'ım, çekiliş şey midir ülkenin bir bucağına çivlenip kalmak? Niceleri yasalarımıza aykırılık ettiler diye kentlere, alanları herkesin gidip geldiği yollara uğrayamadan yaşayabiliyorlar. Benim hizmet ettiğim yasalar küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar nereye olsa gider başka yasalar arardım. Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Mutluluk. Büyük İskender'in dal kavukları onu Zeus'un oğlu olduğunu inandırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından kan aktığını görünce buna ne diyeceksiniz bakalım demiş. Kıpkızıl, mis gibi insan kanı değil mi bu? Homeros'un destanlarında tanrıların yarasından akan kan hiç de böyle şey değildir. Şair Hermodoros, Antinous'u öven şiirlerinde ona güneşin oğlu diyormuş. Antigonos, oturağımı döken adam benim güneşin oğlu olmadığımı çok iyi bilir demiş. İnsan her yerde hep o insandır ve bir insan özünde soyluluk olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. Kızlar alsa çevresini, güller bitse bastığı yerde. Ruhu kaba ve duygusuz olan için bütün bunlar neye yarar? İnsanın sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse hazdan, mutluluktan da bir şey anlamaz. Sahibine göre değişir bir şeyin değeri. Zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi. Tarih insana bütün nimetlerini verse,
Onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Ev, mal, mülk, yığınla tunç ve altın, yarasına merhem olmaz vücudunda, ruhunda dert olan adamın, eldeki nimetleri tadabilmesi için keyfi yerinde olmalı insanın. Ev, bark neye yarar dertli, korkulu olana, gözleri çipilli olan ne yapsın tabloyu, damlalı hasta neden gitsin hamama? Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at üzerindeki zengin koşunları farkında olmazsa, vurdum duymaz, zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı nimetten tadına varamaz. Platon da der ki, sağlık, güzellik, güç, zenginlik ve bütün bu iyi dediğimiz şeyler insanın doğrusuna ne kadar yaraşırsa eğrisine de o kadar yaraşmaz. Kötü dediğimiz şeyler de tersine. Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça döşek rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Kum sancılar bir başladı mı, insan ne kadar devletli, haşmetli de olsa tacını, tahtını, saraylarını unutmaz mı? Altına gümüş gömülü de olsa bir kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızarmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini gıcırdatmaktan koruyabilir mi? Kral, kafalı ve iyi yaratılışlı bir adamsa, mutluluğuna krallığının kattığı şey pek azdır. Miden iyi, ciğerlerin ayakların sağlamsa, kralların hazineleri daha fazla mutlu edemez seni. Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür, hatta belki de kral Seleukos gibi düşünerek der ki, hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa eline sürmez geçer. Seleukos bununla iyi bir krala düşen ödevlerin ne büyük ne ezici olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten başkalarını düzene sokmak az iş değildir. Kendi kendimize düzen vermenin ne kadar güç olduğunu biliriz. İnsanlara komuta etmek pek rahat bir iş gibi görünür. Ama ben kendi hesabıma insan kafasının ne kadar güçsüz, yeni ve belirsiz şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu gördükten sonra şu kanıya vardım ki başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur. Çizilmiş bir yolda yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük bir rahatlıktır. Kaldı ki Kay Husrev'in de dediği gibi insanın komuta etmeye hakkı olması için komuta ettiklerinden daha değerli olması gerekir. Ama Kösop Hanes'in anlattığına göre Kral Hieron daha ileri giderek diyor ki krallar beden hazlarını bile herkes kadar tadabilecek halde değildirler. Çünkü rahatlık ve kolaylık onlara bu hazlardan bizim duyduğumuz acıyla karışık tadı mayhoşluğu tattıramaz. Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar. Bolluk kadar insanı sıkan, usandıran şey yoktur. Karşısında 300 kadını birden buyruğuna hazır gören bir adamda istek mi kalır? Büyük sultanın sarayında öyleymiş. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde en az 7000 şahinci götürürmüş. Böyle bir avın anlamı ve tadı acaba neresindeydi?